A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Seyhan'la birlikte bugünkü konuğumuz Milliyet Gazetesi yazarı Sayın Doğan Heper. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Milliyet'te 48. yılınız, 40. yıl plaketinizi aldınız. 50. yıl plaketinizi de inşallah alacaksınız. Bekliyorum. İnşallah. Evet yani bir gazetede 50 yıl dile kolay yani. Ve aynı müessesede de evet. Aynı müessesede 50 yıl çalışmak gazetecilik yapılabilir. 5-6 gazetede dolaşılabilir ama aynı gazetede doğrusunu söyleyeyim ben değil, benim diye söylemiyorum. Ama aynı gazetede 48 yıl çalışmak 50 konu. 50 de yarım asır çalışmak. Dile kolay gerçekten. 50'yi hep birlikte konuda kutlarız inşallah. İnşallah. Gerçekten yani hem bir 50 yılın birikimi yani mesleki hayatı, çünkü gazetecilik demek bütün her şeyle ilgilenmek demek. Yani tabii. Bir şeyin siz yazarlıktan evvel şeyde mutfağında da olduğunuz için gazetenin her türlü olayla birebir yani sıcak teması sağlayıp halka iletmek için dolayısıyla her şeye vakıf olması gerekiyor. Yani gazetecinin bir avantajı da mecbur. Gazeteci kendini mecbur hissetmiyorsa gazeteci değildir. Yapamaz zaten. Tabii, mecbur hissetmeli. Her türlü olayla kulak kabartacak, dinleyecek, duyacak filan. Yani gazeteci olmak için bunlar şart. Yenilere tavsiyemiz bu. Evet, sizin yazılarınızda da öyle. Ben Sami Bey'in, Sayın Sami Koyan da programımıza konuk olmuştu. Orada da onun yazılarında da dikkat çekiyorum. Sizin de yani gazetecilik mesleğinden gelenlerin yazılarında bir daha duruluk, daha kolay anlaşılır bir üslup olur. Bu önemli bir şey. Yani tabii, okuyucu açısından tabii, önemli bir şeydir. Tabii. Yani halk ilkokula bitirmemiş adam bile o köşe yazılarını anlamalı. Evet. Tabii. Onun için ya sen Fiyaki için süslü kelimeler, süslü cümleler kullanmamalısın. Kendini göstermek için. Değil, o adama anlatmak istiyorsun. Evet. O adam seni okuyor. Onun anlayacağı kelimelerle, cümlelerle halk tipi yazmalısın. Yani bizim söylediğimiz de o. Arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza. Herhalde böyle oldu. Gazeteci olmak isteyen böyle yapmalı. Evet, gazete yani medya, Türk medyasında bayağı bir televizyon sayısında artış. Tabii. Gazetelerde yine daha az nispeten ama yine de artış var. Yani basın dünyası bayağı geniş aslında geniş. Türkiye'de. Yani yerel kanallar sayısı oldukça fazla. Ulusal kanallarda da artış oluyor ama. Kanallar çok. Değil mi? Gerçekten. Çok. Yani bu mesleğe girenlere iş var. Mesleğini iyi yaparlarsa. Televizyonlarda da iş var. Yazılı basında da iş var. Radyolarımız da var. Radyoda çalışanlar da çok. Mahalli radyolar da var. Yani işini iyi yapan için iş var. Kesinlikle. Evet. Çok. Tabii basın apayrı bir meslek. Yani halkın kanaatini, kamuoyu kanaatini etkileyen önemli bir faktör olduğu için hatta geçmişte İpekçi de söylemişti galiba değil mi? Hani dördüncü kuvvet deniyor ama hatta birinci kuvvet gibi vulgarize etmişti tabii. Zaman yani zaman birinci etkisine kuvvet gibi görülüyor. Evet. Ben basının etkisi vardı. Hele şimdi hükümet adamları, başbakan da 28 Şubat dolayısıyla konuşanlar da basının etkisinin Türkiye'de çok olduğunu vurguluyorlar. Evet. Çok çok. Bizim zannettiğimizden de daha çok olduğunu vurguluyorlar. Benim diyeceğim bir şey var genç arkadaşların. Gazeteleri, televizyonları çok takip etmesi lazım. Orada haberler kaynıyor televizyonlarda. Bizim bilmediğimiz. Ben ne kadar Milliyet'te oldumsa, şimdi Hürriyet'te odam vardı. Hürriyet'te taşınacak yakında. Milliyet'te odamdan televizyon eksik olmadı. Bir gün kapanmadı televizyon. Çünkü haberler o televizyonda var. Ayağına geliyor. Evet. Gitmenin lüzum yok. Senin dolaşmanın lüzum yok. Oradan görüyorsun. Ben İngilizceyi çok iyi bilmem. Lisede ne öğretildiyse, üniversitede muafiyet verin. Ama bilmem. Dil biliyor musunuz? Yazıldığı zaman bilmiyorum diye yazarım. Hı. Ama zamanında CNN'in İngilizcesi vardı, Türk. Evet. CNN'in yoktu. Evet. Benim odamda CNN açıktı ve dizi haberleri ben telefon ederdim. Bak CNN ne haber veriyor. Biz atlamayalım bu haberi diye. Yani benim demek istediğim gazeteciler bu haberleri televizyondan veya gazeteden
rakip gazetelerden bulup çıkarmalı. O, bunun çaresine gece gündüz izlemek, fedakarlık etmek, meyhaneyi filan bırakmak, lokantayı tabii ben biliyorum çünkü meyhane peşinde olan arkadaşlar var. İş bitince meyhane daha iyi. Senden gazeteci olmaz kardeşim. Sen madem bu mesleğe girdin fedakarlık yapacaksın. Yani sonunu getireceksin. Her gün masamda 22 gazete var. Her gün, her sabah. Bugüne kadar aksatmadan her sabah gazetede odamda oldum. Bir gün bile aksatmadım. Ameliyat olmam hariç. Bunu önce söyleyeyim. Her akşam televizyonlardaki tartışma programlarının varsa bilenler benimle konuşabilirler. Hepsini seyrederim. Seyretmeye gayret ederim hepsini. Çünkü aynı anda olanlar var. O geçiyorum hemen onun iyisine bakıyorum. Ben Türkiye'nin menfaatine bakıyorum. Şuna buna bakmıyorum. Bizim menfaatimiz nerede arkadaş? Dışişleri Bakanı da hükümet de Türkiye'nin menfaati neyse onu yapmalı. Hepsini kucaklayıcı olmak lazım diyorsunuz. Yani sonuçta olarak büyümek marifet. Olarak büyürsen ben de bravo derim. Herhalde daha böyle bir üst boyuttan bakan, sevgiyle, şefkatle, dediğiniz gibi bütün farklı görüşleri de ortak menfaatler çerçevesinde Hristiyanıyla, Musevisiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle işbirlik içinde bölgeye barış getirmeye çalışan bir adam lazım. Koymak lazım. Evet. Bir adam lazım. Ben ümitliydim vatandaş olarak. Neden ümitliydim? %50'den çoğu bu parti aldı. Yani Erdoğan %50'den fazla oy aldı. %50'den fazla oy almak insanı sertleştirmemeli, yumuşatmalı. Yani Perşembe günde ben onu diyorum. Erdoğan Türkiye'nin miladını yakalamalı. Herkesi kavrar. Karşısında parti liderleri yok. Bunu fırsat bilmeli. %50'den fazla oy almayı da fırsat bilmeli. Bütün halkı 75 milyonu kucaklamalı. Bu fırsat kaçmamalı. Yani Atatürk'ün yani yurtta sur, cihanda sur ilkesi Türkiye'mizin dış politikasında da her zaman tabii imparatorluk geçirmiş bir ülke olarak bizim dış politikamız her zaman itidalli, iyi değerlendirme yaparak böyle dışişleri mensupları iyi yetişmiş insanlar. Ülkenin tabii temel dinamikleri belli bir vizyonu var. Hep böyle itidalli adım atmıştır Türkiye ve hep iyi niyetli adımlardır. Hiçbir zaman böyle oyun, numara vesaire bu tip şeyler düşünülmez. Yani ülkenin menfaati, milletin hayrı neyse hep bu istikamette gider. Yani geçmişte de böyle olmuştur. Tabii. Yani hep dışişlerinin bir istikrarı vardır. Şimdi de öyle ama dediğiniz gibi diğer ülkelerin kendi içinde ve kendi diğer komşularıyla olan ve büyük ülkelerin de onlarla olan problemleri dolayısıyla tabii Türkiye'nin komşuları olması itibariyle mesela bizim şimdi 25 bin kişi iltica etti Türkiye'ye Suriye'den. Onlar bizim komşumuz yani. Akrabamız. İnsan. Akrabamız bazen akrabalarım Türkiye'de. Biz onları tabii ki alacağız, ağırlayacağız. Orada ölüme bırakamayız. Orada da halkına silah doğrultmuş tabii, bir iltica var. Şimdi bu ne insani, ne vicdani, ne hukuki bir durum olduğu için doğal olarak geçmişte biz o barışı o ülkeyle istedik ki terörist başını orada barındırmasına rağmen değil mi yıllarca orada da bir değişik yapılanma var Suriye'de o tekrardan halkına dönelik olarak bir faaliyete geçti tabii. Siz de ben de hükümet değiliz bu mesuliyeti almadık ama bu mesuliyeti alanlar bu işin içinden çıkmalı işte sizin söylediğinizi yapabilmeli onlardan bu bekliyoruz halk olarak eskiden dış politikaya milli politika denirdi. Yani ittifak edilirdi. Bütün partiler bu milli politika üzerinde ses çıkarmazlardı. Doğru yolu aralarında konuşur bulurlardı. Şimdi herkes ayrı telde çalıyor. Dediğiniz o konu çok önemli. Partiler arası iyi bir diyalog olması yok. Şart. Yani bunu mutlaka tesis edilmesi lazım. Herkesin el birlik dış politikada da zaten hani yurt içindeki problemlerin çözümünde de bir, yani halen işte bir PKK sorunu var. Yani bunda mutlaka el birlik, fikir birliğiyle, akıl, vicdan hepsi çünkü aynı şeyi söyleyecektir. Hepsi vatanını, milletini seven insanlar. Bir şekilde bir araya gelip buna ortak çözümler üretebilmeleri dediğiniz gibi çok önemli. Evet işverenler dediniz. Ekonomik olarak da aslında Avrupa'ya göre
değil mi? Yani son yani 2007'den beri tabii. bu yana Avrupa ciddi bir kriz içinde. Hatta tabii. 1929 tabii. krizinden daha üst tabii. seviye bir kriz olduğunu ekonomistler beyan ediyorlardı. Biz yine Türkiye, Allah'tan bereket dediğiniz gibi yine iyi biz büyümede filan dünyada önlerde koşanlardanız. Türkiye büyüyor. Türkiye kazanıyor. Yamalı çorap, ben hatırlıyorum, yamalı çorap giyilirdi. Bura diye gelindi. Doğalgaz, başkasından da ithal olsa evlerde odun sobası, kömür sobası yakılırdı. Şehirlerde bile büyük evet. şehirlerde. Şimdi doğalgazla kalorifere yakılır filan. Yaşam tarzı da değişti. İşte burada benim diğer memlekette bu kafeler filan var mı? Evet, yok herhalde. Yaşantımız değişti. Köylerde de değişti, her yerde değişti. Dışına gidince bu dediğinizi özellikle yaşayarak hissediyor. Gerçekten çok ciddi gözle görülür. Orada bir refahta azalma var. Tabii. Buna bağlı insanların mutlu değiller. Huzurları kaçmış. Mesela gerçekten turistik bir yerine bile gittiğinizde oradaki kafelerde, restoranlarda eskisi gibi çok insan yok. Yok. Olanların da öyle pek bir yüzünde bir neşe, mutluluk şey göremiyorsunuz. Hı. Ama Türkiye'de hakikaten o konuda yani çok şükretmemiz lazım. Neresine gitseniz Anadolu'da da, İstanbul'da tabii, da her yer cıvıl cıvıl, her yer çok kendi cıvıl. İmkanlarında, kendi halkta, kendi imkanları ölçüsünde huzurlu, mutlu yaşıyor. Şimdi yani kazancı az olanların derdimizi bilmiyorsunuz demesinler. Kazanç tabii daha çok artmalı, daha çok kazanmalı filan filan ama ben kalmadığım halde kalanlardan biliyorum, kızımdan mesela biliyorum. Avrupa'da evler, bizde sigorta evleri en aşağı 100 metrekare. Evet. Orada daha küçük. Evet. İnsanlar daha küçük evlerde yaşıyor. Evet. Biz büyütmeye bakıyoruz evimizi filan. Niye? O eve bakabiliyoruz. Gelirimiz inşallah daha da daha da iyi olur. Daha da inşallah iyi olur ama halimize de biraz ekonomik bakımdan şükretmeliyiz. Tabii tabii. Tabii yani tabii. ekonomik bakımdan bizi kalkınma yolunda ilerlememizi sağlayanlar var. Evet. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Biz inşallah. İyimser bakıyoruz. İnşallah. Her şey daha iyi. Bu bakımdan ben de iyimser. Evet. Hayır, bir de zaten hani genelde böyle hep iyi dönemler sıkıntılı zamanların ardından gelmiş. Yani gerçekten Türkiye'de sıkıntılı belli bir dönemden geçti. Evet. Dünyada da böyle bir sıkıntılı dönem geçiyor halen. Bunun arkasından mutlaka insanlar daha biraz daha olaylara şuurlu bakıp işte daha barışçıl, daha birleştirici, daha yapıcı, her yönden hem siyasi hem ekonomik olarak daha hani böyle bir el birlik oluşturmaya yönelik bir çaba içinde olacağına inanıyorum. Öyle olursa da hepimizin yararına olur. Üzere, evet, yani hepimizin yararına olur. Tabii. Partiler anlaşır bazı konularda. Her konuda anlaşın diyen yok zaten. Ama bazı konularda anlaşmak gerekir. O gerekli konularda anlaşmaları lazım. Halkın yararına olur. Evet, kesinlikle. Atatürk'ü daha iyi anlaması lazım. Tüm siyasetçilerin ve hani toplumun şeylerine yön veren insanların diye düşünüyorum. Belki Arap ülkelerinden farkımız, o Arap ülkelerini aşmamız Atatürk'ün yüzünden. Yoksa onlar gibi olabilirdik. Evet. İstiyorsak oluruz. Tabii. Onlar gibi de olmak mümkün. Ama Atatürk sayesinde onlar gibi değiliz. Bugün grup konuşmasında Başbakan Atatürk'ün bir telgrafını okudu. Tabii. Yani Tayyip Erdoğan grupta Başbakan'ın meclise çekti. Meclisin törenle açılması için çekti. Telgraf okudu. Ama o telgrafta cami vardı, Allah vardı, namaz vardı. Atatürk bunları söylüyor. Tayyip de bunları okudu. İşte Atatürk'ün büyük önder olmasının, Atatürk'ün güzelliğinin bir göstergesi bu. Hani bu, diyorsunuz ya şimdi herkes kendine oradan bir pay çıkartıyor. Çünkü Atatürk zaten kucaklayıcı. Atatürk yobazlığa karşı olmuş. Zaten hepimiz karşıyız. Yani her tabii, dönem, tabii, her tabii. zaman dini istismar eden, dini özünün dışında... İstismara karşıyız. Şimdi Atatürk bunun önünü kesmiş. Gerçek dindarlığı övmüş. Güzel ahlakı övmüş. Tabii. Barışçıl olmayı övmüş. İnsanları sevmeyi, saygı duymayı, sanatı, yani insan haklarını, hep bunları ön plana çıkarmış. Zaten bu bizim dinimizin özünde de bu var. Atatürk bunu da anlatmış. Dolayısıyla şimdi buradan herkese hakikaten kendine çıkartacak pay var. Bütün yönleriyle öğrenip Atatürk'ü gerçekten o barışçıl, birleştirici yönüyle iyi tanıyıp örnek alırsa dediğiniz gibi işte o zaman siyasiler arasındaki ne münakaşalar kalır. Lüzum yok. Zaten ben yaklaşma farz ediyordum onu. Başbakan Arap ülkelerine gitti. Onlara laikliği methetti. Evet. Methetti. O devam etseydi
Bizim farkımız o zaten Araplardan. Evet, evet. O İslam ülkelerinden. Biz de İslam ülkesiyiz. Ama farkımız ilerleme dizilerimizin oralarda satılması. Bunlar başka türlü Müslüman diyorlar. Bunlar da Müslüman. Ama baksana kadınlar, erkekler eşit davranıyor. Eşit. Evet. Bizim dizilerimiz kapışılıyormuş orada. Evet, evet. Niçin kapışılıyor? Bunu farkımız yüzünden. Başbakan da oraya gidip layık nimet etmişti. Evet. Çok bu, güzel bir hareket. Çok yani. Güzel bir hareket. Niçin Atatürk layıklığı getirdiyse fena yapmadı ki. Tabii. Onu başbakan da kabul ediyor. Tabii ki. Öyleyse bu çekişme, bu çatışma partiler arasındaki niye? Milletimizin değerlerine aslında hepsi bir tane sahipleniyor. Mesela ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum haftasındaki konuşmasını izledim. Muazzam, çok güzel bir konuşma. Konuşma güzelmiş. Yani, Sayın Başbakan'la Kılıçdaroğlu'nun hiçbir farkı yok. Yani milletimizin en mühim değerleri, inançları konusunda ortaklar. Diğer konularda da böyle yani temelde şeyler bir ama tabii yani siyasetin nüansları oluyor. Yani yöntem farklılıkları şeyleri. Orada milletin menfaatine olan terör, insan hakları, hukuk yani böyle herkese ihtiyacı olan konularda hemfikir olmaları, dediğin gibi birlikte tabii. hareket etmeleri. Yani muhalefetin tabii ki muhalefetli olacak ama ülke politikaları yıkıcı desteği, olmayacak. Evet. Evet. Yapıcı olacak. Muhalefet yıkıcı olmayacak. Hükümet de saygılı olacak. Evet. Karşılıklı, anlayışlı. Korkuyor aynı insanlar korkuyor. Tabii. Hayır, bir de şu, şimdi mesela bir şeyi eleştirirken veya bir konuda muhalefet yaparken eğer doğruya doğru derseniz, iyi taraflarını da tasvip tabii. edip kabul ederseniz getirdiğiniz eleştiri dinlenir. Tabii. Yani önemsenir. Değer verilir. Tabii. Şimdi mesela bana da birisi kişisel olarak her şeyime söz söylese, doğru ama yanlış. Şimdi ben onun doğru söylediğini de atlarım. İster istemez yani. Halbuki dese ki bak şu yönlerin doğru kardeşim de. Ama burada da şunu hatalı yapıyorsun. Onun üzerinde çok ciddi düşünür. Eleştiriyi alır, hatamı düzeltmeye çalışırım. Yani o kültür dediğiniz tabii, çok doğru, çok önemli. Öyle yapılsa herkes iyi taraflarını daha da geliştirecek. Sen Rabbi merakla dinler herkes. Tabii. Burada konuşmanın içinde iyi taraflar da söylenecek diye merakla bakılır. Bakalım, projeler söylenecek evet. diye merakla bakılır. Bazen böyle güzel hicivli oluyor mesela. Bazen. Demirel'in vardı öyle. Yani hatırlarsınız. Bir söz söyler. 40 yıl milletin ağzında o böyle evet. vecize gibi olur yani. Hakikaten o zaman birazcık hoşlarına da gidiyordu. Mesela rahmetli Erbakan'ın da öyle güzel konuşmaları vardı. O bir tatlılık kazandırıyordu tabii ama bunun hakikaten sertliğe ve karşıtlığa dönüşüp gerginliğe neden olması kimsenin istediği bir şey değil. Yani onun ayarının iyi olması lazım gerçekten. Hele bu gerginlik şeye halka aksediyorsa. Doğru tabii. İkiye ayrılıyorsa halk bu yüzden. Birbirinden düşman oluyorsa, birbirine kötü gözle bakıyorsa. Tabii Allah korusun. Allah çok korusun. Korusun. Yani şimdi mesela hakikaten bir dönem yani yok olur gider en kısa zamanda diye umuyoruz. İşte yok açık, kapalı bayanlarda. Ya işte tabii, tabii. istediği gibi. Şimdi mesela kimse yani kimseye şey, karışmıyor. Tabii karışmaz. Karışmamalı. Hayır zaten hayır mesela kapalı bir insanın açık bir insana da nefretle bakması o kadar kendi içinde çelişkili ki. Tabii, yani tabii. Çünkü bizim dinimizin özüne aykırı. Tabii. Başı açıktır, dört dörtlük Müslümandır. Kim bunun aksini söyleyebilir, sonra, kim bilebilir? Sonra, aynı şekilde kapalı olana da açığın aynı saygıyla tabii, bakması tabii, lazım. Tabii. Kendisi onu tercih eder. Eğer o eyleme dönüşürse, yani Türkiye'nin şeklini, laik düzenini değiştirme eylemine dönüşürse o zaman kardeşim müdahale et. Tabii ki. Ama eyleme dönüşmedikçe ne karışırsın sen? Doğru değil. Evet. Dediğiniz gibi. Evet. Siz tabii Arap halkları dediniz. Arap halkları Türkiye'ye böyle teveccüh etmiş halklardır. Çünkü eski imparatorluk döneminde beraber yaşayan insanlar olduğu için. Şimdi hakikaten Dünya Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'dan alınan topraklarda böyle cetvelle çizilen haritalar oldu. Yani ülkelerin sınırları dümdüzdür mesela. Tabii. Harita üstünde cetvelle çizilmiş. Tabii. Ayrıştırılmış. Sonra emperyalist ülkeler tarafından üzerine idareciler konmuş. Tabii. İşte şimdi gördük Mısır'da mübarek, işte Libya'da Kaddafi. Bunların hepsi teker teker devriliyor. Daha önce bahsettiğimiz o Arap baharı denen rüzgar yani daha da demokrasiye götüren. Çünkü halklarla bizim ülkemizin halkıyla o ülkelerin halkların arasında hiçbir problem yok. O idareciler tabii biraz istibdat altına almış halkları. Onların hak ve özgürlüklerini kısıtlamış.
Ondan sonra doğal olarak tabii ülkelerde şimdi bir demokratik ayaklanma, bir dönüşüm söz konusu oluyor. Tabii Türkiye'nin bu konuda yani bölgede birleştirici olması. Mesela Atatürk de zamanında o topraklar birken, mesela bizim soydaşlarımız diyor, dindaşlarımız diyor. Bir zaman gelecek diyor, işte o Sovyetlerin şeyinden kurtulacaklar. Onlarla tekrar ilişkilerimizin iyi olması gerekir diyor. Dolayısıyla bölgemizde Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleriyle hem ekonomik anlamda hem işte yeraltı kaynakları, işte kültürel anlamlarda böyle entegrasyonlar yapmanın faydası şüphesiz olacaktır herhalde değil mi? Ya faydası tabii faydası olur ama imkan var mı ona bakmak lazım. Şimdi sınıra cetvelle çizilmiş. Kim çizdi? Emperyalist, o zamanki emperyalist ülkeler. İngiltere, Fransa filan, Amerika evet. Daha sonra geldi. Niçin çizdiler öyle? Adamlarını koydular. Petrol var çünkü orada. O petrollere sahip oldular. Şimdi bugün yok mu? Bugün de petrol daha çok ihtiyaç var. Çünkü başka yerlerdeki petrol azalıyor. Ama mesela Suudi Arabistan dünyanın galiba en fazla petrol üreten ülkesi. Ama oralarda Amerika'nın filan, Amerika dolayısıyla Amerika'nın kaçıncı cumhuriyeti, 49. cumhuriyetine İsrail'in filan yararları var. Arap Baharı geldi, demokrasi geldi mi acaba? Ya Suriye'de tabii yani Beşar Esad'ın tek başına bir kontrol sahibi olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Yani zamanında babasının tabii. Etrafından kalma. Tabii tabii. Çok değişik bir yapılanma var. Yani terörist başını orada kurdular. Tabii, yani ülkemize karşı. Şimdi bu adamlarda terörü destekleyebiliyorsa pek bir vicdan olduğunu düşünmemek gerekiyor haliyle. Tamam. Dolayısıyla kendi halkına silah çevirebilecek kadar vahşileşmiş, insanlıktan çıkmış böyle bir yönetimin ama herhalde Beşar Esad'ı da orada bir temsilci gibi biraz da onu da şey altına almışlar belli ki. Orada bir yapılanma var. Yani oradaki yapılanma tabii bu sadece bizim meselemiz değil. Uluslararası mesele. Evet, Birleşmiş tabii. Milletlerin buna seyirci kalmayacağı işte gelişmeler belli oluyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karar alamadılar. Esad aleyhine karar alamadılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki iki üye oy vermedi. Çin'le Rusya. Tabii. Vermedi. Önce orada oy alsınlar. Tabii. Şu anda tabii yani biraz şey bir durum var. Ortada kaldı. Aynı Türkiye iyi idare ediyor. Yani böyle bir sivri çıkış yapmıyor değil mi? Yani milletini zora tehlikeye sokan gayet itidalli bir şekilde ilticacıları şeyleri de koruyarak hani ülke sınırını da koruyarak bize zarar şu anda gelmiyor. Mesela bu yine bir şeydir. Yani politikada iyi bir şeydir. Komşuda yanda silahlar atılıyor. Hatta koşanları, sınırı geçenleri vuruyorlar. Onların itidalsiz olduğu belli. Ona rağmen bir itidalli ama bu işin sonunu görmek var. Lazım yani Türkiye elbette, açısından. Elbette. Sonunun mutlu bitmesi lazım. İnşallah. Şimdi yani ortadayız. Evet. Dışişleri Bakanımız yani bu işin tabii profesör ve derinliğine sahip bir insan. Yani akademisyen olduğu için ben de yüksek lisans yaparken Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü'nde orada bölüm başkanıydı. Eserleri, kitapları var. Dolayısıyla o stratejik derinlik, yani kitabının ismi hakikaten o derinliğe sahip de bir insan. Vizyonu da geniş. İnsani ve vicdani olarak da çok makul, temiz bir insan. Yaklaşımları o yüzden barışçıl politikalar. İyi ilişkiler gelişmesine yönelik politikalar. ama tabii yan komşularımızın kendi içindeki sorunları doğal olarak komşumuz olmanın itibariyle bunlar biraz zaman alıyor. Yine iyi yönde gelişeceğini umuyoruz. Çünkü itidalli bir dış politikamız var. Bu sadece dış işlerine kalmış bir olay da değil tabii. Değil. Evet. Değil. Büyük devletlere bağlı bir defa. Onu söyleyelim. Ama ben dış işleri bakanımızın Türkiye'yi saygı duyarım. İsterim de. Hı hı. Keşke başarabilse. Yeni Osmanlı olmasını istediğini zannediyorum. Yani sözü dinlenir, Arap ülkelerine hakim, bölgesine hakim bir ülke olmasını istiyor. Yapsa ben öperim, alnından öperim. Kolay bir, gerçekleştirse, kolay bir süreç değil diye. Kolay değil. Bütün el birlik, bu yavaş olacak bir şey. Seneler alacak bir şey.
destek verip maksimum çaba göstermek lazım herhalde. Çünkü hakikaten güzel yani. Hani Türkiye'nin liderliğinde ancak bu bölgeye barış gelir. Yoksa başka türlü gerçekten hayali bile güzel. Evet. Ki yaşanmış. Olsa... Hayır yaşanmış. Yani çok da eski olmayan bir dönemde. Bu fiili olarak zaten vücut bulmuş. Tabii ki o zamanki gibi değil. Her ülkenin kendi iç işlerinde özgür olduğu, ayrı birer devlet olduğu. Ama işte böyle ekonomik, siyasi, kültürel bir takım ortak noktalarda buluşulduğu ve Türkiye'nin de buna liderlik yaptığı bir yapı, bütün bu bölgeye gerçekten barış getirecek bir yapı. Yani bunu, keşke olsa. Evet. Yani hepimizin temennisi o ve buna destek yani Dışişleri Bakanı'nın hayalindekine biz, ben atıyorum, hayali budur diyorum. Keşke, dua ediyorum onun hayali gerçekleşse. Gerçekleşse. Ne güzel. Ama, ne güzel. Tabii. Kolay bir süreç değil gerçek. Tabii. Evet. Tabii, tabii. Olacak. Bizim gibi vatandaşlar için konuşması kolay. Hükümet için bunları yapmak zor. Tabii. Evet, tabii. Aslında gerçekleşmek hükümetler de güçlerini milletten alıyorlar. Şimdi aslında milletçe hangi hükümet olursa olsun, geçmişte koalisyonlar oldu, farklı düşünce yapısındaki partilerimiz de iktidarda oldu. Bizim milletimizin menfaatinin, yani milletimizin hayrının diyeyim daha doğrusu, ülkemizin, etrafımızın hangisi iyiyse, yani hangi iktidar olursa olsun, hangi hükümet olursa olsun, yani bizim halkça onları desteklememiz lazım. Sivil toplum kuruluşları olarak, evet, basın yayın tabii, organları tabii olarak, ne olursa olsun. Çünkü tabii ortak konularımız sol. Şimdi mesela sol görüşlü bir aydın, bir vatandaş PKK'da Marksist-Leninist ideolojiye sahip diye oturup onu savunacak hayır, hayır yok. Zaten şüphesiz evet ki o konuda işte sağ görüşlü de olsa sol görüşlü de olsa bir hemfikir. Dolayısıyla mesela siz özellikle terörün Türkiye'nin menfaati. Tabii. Evet. Mesela Öcalan Abdü, o terörist başının işte ben bu devrin Leniniyim diyor. Kitaplarında geçiyor. Ondan sonra işte insan hayvandan gelmiştir diyor. Dolayısıyla birbirimizi öldürürüz, vururuz. Hani Lenin metotları gözetiyor. Dolayısıyla amaçları toprak kazanmak, ülkeyi bölmek. Bunların yani bir ideolojisi, bir fikri var. Yani Kürt vatandaşlarımızı temsil etmiyorlar. Çünkü Kürt vatandaşlarımız dindardır bir kere. Böyle Marksist, Leninist bunlarla hiçbir şeyi olmaz. Onların temsil etmezler. Orada silah tehdidi altında oldukları belli. Dolayısıyla şuna katılır mısınız? Tabii ki güvenlik boyutuyla teröre karşılık vermek gerekiyor ama fikri anlamda da onların ideolojilerine yönelik bir eğitim, onların ideolojilerinin yanlış olduğunu gösterten bir eğitim politikası güdülse, bir kültürel politika güdülse. Şimdi sizin biraz önceki cümlenize ben takacağım bunu. Bütün Kürt kökenli kardeşlerimizi temsil etmedikleri şuradan belli. Sandıkta oy veriyorlar, AKP'yi seçiyorlar. Evet. Şeye, BTP'ye, onların partisine verilen oy, Türkiye'nin oy yüzdesinin %6'sı mı ne? O bölgede birinci parti AKP. Sizin söylediğiniz gibi mi? Yani efendim onlara ders vererek mi? Onları terbiye ederek mi? Onları bilmiyorum ben. Ben bilsem ben hükümet olurum zaten. Estağfurullah. Oha, onlar hükümet olduğuna göre bu işi bir son vermeli. Bize düşen payı da düşünmek lazım bence. Tabii ki düzenlemeleri yapacak olan siyasi hükümetlerdir. Yani bir takım düzenlemeleri yapmak bizim yetkimizde olmadığına göre yolları, kapıları onların açması lazım. Ama burada bize düşen görev de, ben Altuğ'a katılıyorum orada, bu işin eğitim bacağında sivil kuruluşlara çok büyük görevler düşüyor. İşte gazetecilere çok büyük görevler düşüyor. Kanaat önderlerine. Sonuçta fikirleri dinlenen toplumun her kesimindeki insanların oradaki bu terörü meydana getiren fikrin altyapısını en güzel şekliyle anlatması lazım. Çünkü şimdi hani tamam silahlı bir mücadele oluyor. İşte bir taraftan deniyor ki ekonomik şartlar iyileştirilirse bir kısmı vazgeçer. Ama bu çok etkili olacak bir şey değil. Çünkü sizin dediğiniz gibi daha da yaşıyor, daha çıkmış. Yani şimdi onun bir ideolojik altyapısı olmasa, yani ona çorba verdin diye geri döner mi? Dönmez. Dönmez. Ama onun o fikir sisteminin yanlışlığı ona anlatılırsa kaynakları kesilir. Yani o silahı tutan elin enerjisi nereden geliyor? Kafasında büyüttüğü bir takım fikirlerden, görüşlerden. İdealinden geliyor. İdealinden. Bunun idealinin doğru olmadığı, olmadı, doğru temellere dayanmadığı, gerçekleşemeyeceği. Nice, ayrıca hani Marksist düşüncenin, Leninist düşüncenin, o materyalist görüşün
artık geçerliliğini kaybettiği o insana anlatılsa gençlik zamanında, zaten hiçbir zaman ne öyle bir kini olur Türk milletine karşı, askere karşı, polise karşı, nasıl bir öyle bir kini olsun? Yani zaten vicdanı el vermez ki tanımadığı bir insana kurşun sıkmayı. Yani onun için onların vicdanını besleyecek, o kafayı değiştirecek bir eğitim mutlaka, hem tabii ki devlet kanalıyla hem de bu konuya gönül vermiş insanlar tarafından yapılması lazım diye ben de düşünüyorum. Çok doğru, ama hem eğitim hem ekonomik şartlar. Hepsi birden. Birden tabii ki. Hepsi birden gerektiği yorulur. Yerde de silahlı. Yani eğitimle beraber kalkınmayı sağlarsak belki bu iş İnşallah olur. Mutlu sona erer. Erer. Yani şöyle mesela sizin söylediğiniz aslında şeye çok büyük delil. Demek ki bu ülkede bir Kürt vatandaşımız çok zengin, çok refah içinde yaşayabiliyor. Kimse de bunun önüne engellemiyor demek ki. 51 İsimlerini tane, biliyorum tabii, ben. Yani hepimiz tanıyoruz. Tabii. Yani iş çevremizde. Tabii. Hani öyle bir ayrım mı var? Yok. Ben çok varlıklı Ermeni iş adamı da biliyorum. Tabii, tabii, Kürt tabii. iş adamı da biliyorum. Tabii, Yahudi iş var. Adamı da biliyorum. Bir sürü hem de. Demek ki Türkiye'deki sistem, halkın bakışı, devletler, hükümetler hiçbir zaman bunların önünü kesmiyor. Hiç. Demek ki oradaki problem, hani bir yokluk varsa da Kürt'ün problemi değil. Oradaki Türk vatandaşlarımız da çok refah içinde yaşamıyor Güneydoğu'da. Orta Anadolu'da. Aynen. Sıkıntı çeken vatandaşlar var. Demek ki burada hani ben şöyle düşünüyorum. Ana konu o kafa yapısı. Yani taşıdıkları felsefe, görüş. Bu artık geçerliliğini kaybetmiş bir görüş. Bütün dünyada silinen bir görüşün kalıntıları onları bu terör eylemlerine sevk ediyor. Onun için burada eğitim hakikaten çok önemli. O fikir sistemini yok edecek şekilde bir çaba içinde olmamız Sonra lazım. Sonra onlar şunu bilmeli. Yani Türkiye'yi bu 75 milyon diye kaynaşmış, kardeş olmuş 75 milyon böldürmeyecek yani. O kadar. Eninde sonunda böldürmeyecek. Evet. Yani bu imkansız. Evet. Öyleyse boşuna ölmek niye? Evet. Boşuna çarpmış bak. Çok doğru söylediniz. Olmayacak kesin olmayacak. Allah'ın izniyle. Olamaz çünkü. Tabii. Böyle bir hükümet de gelemez. Türkiye'ye ben böleceğim diye bir hükümet gelemez. O kadar. Hiç kimse de onu demez. Oradakiler de benim kardeşim, ben onların kardeşiyim. Bir arada yaşayacağız. Gelin buraya milyoner olun. İşte bu kadar. O kadar. İmkan varsa tabii. İnşallah. Efendim çok teşekkür ederiz programımıza. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katkıda bulundunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim A9 ekranlarında Hayata Dair programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.